6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen iki deprem sonrası tüm Türkiye özellikle de depremden etkilenen 11 ilde bulunanlar ciddi anlamda yaralandık. Artık yaralarımızı yavaş yavaş sarma vakti hatta bir an önce sarma vakti bu yaraları sarmada da en önemli görev şüphesiz devlete düşüyor. Devletin yaraları sarmada dayanağını oluşturacak çok sayıda kanun var. Bu kanunlardan biri 7269 sayılı kanun. Bu kanun diyor ki hak sahiplerine devlet konut ve kredi verir. Yani depremden konutları zarar gören, yıkılan, hasar alan kişilerin konutlarını devlet yeniden yapacak ve onlara kredi verecek. Yine aynı şekilde iş yeri sahiplerinde bu şekilde hakları oluyor. Yalnız ilgili düzenlemede hem konut yaptırılması hem de Kredi desteği alabilmek için hak sahibi olma şartı belirlenmiş. Hak sahibi olma şartı için ise çok önemli ve maalesef o bölgede yaşayanların büyük kısmının yaptırmadığı ya da yenilemediği zorunlu deprem sigortası yani DASK aranıyor. Bir başka deyişle devletin konut ve kredi vermesi için DASK yaptırmış olmak gerekiyor. DASK yaptırmamış olanlar konut ve kredi imkanından yararlanamayacak görünüyor. 7269 sayılı kanunun 29. maddesinde 2012 yılında eklenen bir fıkrayla bu şekilde hüküm konulmuş. Peki DASK yaptırmayanlar artık geriye dönük yaptırma şansı yok. DASK yaptırmayanlar için bir imkan tanınamaz mı? Elbette tanınabilir. Bakın şöyle. 2012 yılında getirilen hüküm DASK yaptırmayanlar için hak sahipliğini tanımıyor, yani konut ve kredi bakımından imkan tanımıyorsa, geçici 26. maddede demiş ki, şu 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 depremlerde zarar gören deprem için DASK yaptırma şartı aranmaz. Bu depremler hangileri biliyor musunuz? Neredeyse 2012 yılından bu yana doğru gerçekleşen ufaklı bütün depremler kapsama alınmış. Şimdi bir çağrı yapalım hak sahibi olabilmek için yani depremzede olup devletten konut ve kredi konusunda yardım almak için DASK yaptırmış olma zorunluluğu olmasın. Bu zorunluluğu daha önce kaldırdılar. Daha önce kanunlarda düzenleme yapıldı geçici maddeyle. Yine yapılsın ve Kahramanmaraş merkezli bu depremlerde zarar görenler yine DASK yaptırmamış olsalar da hak sahibi olabilsinler. Bu çağrımızı duyun lütfen. Düzenleme yapın. Yoksa ciddi anlamda insanlar bu konut ve kredi desteğinden faydalanamayacaklar. Zaten çok zor durumda olan kişileri tekrar zor duruma sokmayalım. DASK yaptırmış olma zorunluluğunu ortadan kaldıran bir ufak bir kanun düzenleme ile çok sayıda kişi bu hak sahipliğinden yararlanabilir. Yaralarımızı bir an önce sarabilmek dileğiyle.